Şu an toplumun Halil İbrahim olarak bildiği kişi olana kadar çok fazla eleştiri de aldı. Neyi asla affetmezsin? Aldatılmayı. Bir tutkudur. Özel duygular bunlar. İnsanın kendi içinde yaşaması gereken bir şey. Dediğim gibi işimle alakalı hiçbir yorum beni etkilemez. Fakat özel hayatla alakalı bazı kurgular yapan arkadaşlar var. Aileme yönelik, bana yönelik. Köy ahalisinden bir hanımefendi geldi. Oğlum ben seni çok seviyorum. Seninle bir fotoğraf çekinmek istiyorum dedi. Eşime de seni hep anlatıyorum dedi. O da çok mutlu bu durumdan dedi. Üçümüz beraber bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi bana. Olur tabii ki teyzeciğim, sahnemiz bitsin. Seve seve sizinle fotoğraf çekinmek isterim. Eşiniz nerede dedim. İlerideki bir mezarı gösterdi bu. TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Halil İbrahim Ceyhan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor hayat? Nasılsınız? Hayat güzel gidiyor. Öncelikle beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu ilginizden dolayı çok minnettarım. Sağ olun, var olun. Güzel gidiyor. Sevdiğim bir işi yapıyorum. Heyecan dolu. Bugünlere gelmek için uzun uğraşlar verdik. Sonunda da emeğimizin karşılığını alıyoruz gibi geliyor bana. Mutluyum bu anlamda. Hikayenizi en baştan dinlemek istiyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çok özgür bir çocukluk geçirdim. Öyle söyleyebilirim. Ben Sivas'ta doğdum, büyüdüm zaten. Orada dolayısıyla hani dört çocuklu bir ailenin, diğer kardeşlerim sonradan oldu. Dört çocuklu bir ailenin, işte fabrikada çalışan bir babanın yetiştirdiği ama dünyadaki her şeyden haberdar olarak yetiştirdiği bir çocuk olarak büyüdüm. Bu anlamda mutluyum. Keyifliydi çocukluğum. Güzel bir mahallede büyüdüm. Mahalle kültürü nedir öğrenerek büyüdüm. Komşuluk nedir, insana saygı nedir, büyüğün küçüğü bilmesi nedir, küçük nasıl davranır. Bunları öğrenerek büyüdüm. Güzel de oldu benim için. Çok iyi. Peki küçükken alamadığınız için üzüldüğünüz, böyle içinizi acıtan bir şey oldu mu? Alamadığım için içim acıtan bir şey olmadı. Ama benim bir spor araba merakım var. Onun için de çaba sarf ediyorum zaten. Çocukluktan gelen bir aşk Evet, var evet, spor evet. arabaya dair. Çok güzel. Şimdi ben sizi araştırırken sizi tanımlayan çok farklı renkli sıfatlar gördüm. İşte şarkıcılık, söz yazarlığı, bestecilik, foto model, oyunculuk, zaten oyunculuk mesleğiniz. Bu yolculuğunuz nasıl başladı? Bu da bir oyunla başladı aslında. Özellikle söz yazarlığı ile alakalı sorular bana çok geliyor. Çocukken ben diğer çocukların yaptığı gibi futbol oynamak veya işte Tetris falan benim dönemimde olan şeylerdi bunlar. Onlarla oynamak yerine ben dinlediğim şarkıların sözlerini değiştirirdim. Ve bunun bir oyun olduğunu düşünüyordum. Oyun olarak yaptığım bir şeydi bu. Zaman zaman izlediğim Türk filmlerindeki karakterlerin o zamanlar esas olan derlerdi. Onların karakterlerin yaptıkları oyunları evde taklit ederdim. Bunun da bir iş meslek olduğunu farkında olmayarak. Çünkü dediğim gibi ben Sivas'ta büyüdüm. Büyük şehir olmayan bir yerde büyüdüm. Dolayısıyla o söz değiştirmeler, oyunlar filan ister istemez insanın hafızasında bir melodik yapıya dönüşüyor. Kelime kapasiteniz de biraz fazlaysa ona başka şeyler yüklemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir iş olduğunun farkına varıyorsunuz. Söz yazarlığı olduğunun, beste yapmak olduğunun farkına varıyorsunuz. Bu serüven öyle başladı. Söz yazarlığıyla başladı. Mankenlik daha sonradan geldi. Oyunculuk hep var olan bir şeydi zaten içinde. Bunun bugüne kadar devamlı eğitimini aldım. Hepsi birbirini destekleyen işler aslında. Böyle. Yani siz mesleğinizi seçerken aslında çocukluktan seçenlerdensiniz. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. güzel, yani insanın çocukluk işini, mesleğini, istediği şeyi yapması çok Evet. güzel. Peki şu an herkesin gözünde Yaman Kırımlı Hı. karakterisiniz aslında, ama bir Halil İbrahim gerçeği var bildiğimiz gibi. Aslında Halil İbrahim kimdir? Yani Yaman'dan farkı nedir? Yaman'dan farkı, aslında benzer noktaları da çok fazla var. Halil İbrahim çok vicdanlı bir insandır işin başında. Ailesine düşkündür. Boş zamanlarında kendini geliştirmeyle uğraşır. Hayattan zevk alırım. Çocuklarla oynamayı çok severim. Standart olan hiçbir şeyi sevmiyorum işin açıkçası. Sıradanlık bana göre değil. Sıradanlık dışında keşfedebildiğim ne varsa çocuklar gibi peşine düşüp onunla eğlenmeyi bilen bir adamım yani. Maceracı bir yapınız var Olabilir, sanırım. evet. Onu sezdim, evet. Emanet dizisiyle yıldızınız parladı ama bir şarkıcılık geçmişinizin Hı. olduğunu gördüm. Baktığım zaman YouTube'da videolarınızı falan denk geldim. O nereden geldi, şarkıcılık aşkı? Sesinizin güzel olduğunu ne zaman fark ettiniz? Sesimin güzel olduğu hep söyleniyordu zaten. Fakat
Yani benim şarkı söyleme durumum da şöyle başladı. Ben söz yazarlığıyla girdim bu işin içine. Çok fazla şarkı söyleyeyim, şarkıcı olayım gibi bir hedefim yoktu. Fakat çok ismini vermek istemeyeceğim, çok meşhur bir sanatçımıza bir şarkı yazdım. O şarkı stüdyolar arasında dolanmaya başladı ve benim ses kaydımla dolanmaya başladı. Dinletildi, bağlantılar koptu falan. En son Suat Aydoğan'la çalışmıştım. Suat Aydoğan'a ben beste ve sözler veriyordum. Ki onun albümünde de iki tane şarkım vardır. O ara neden sen söylemiyorsun dedi bana. Yani ben illa şarkı söyleyeyim, single çıkartayım gibi bir hevesim olmadı. Olur mu olmaz mı filan derken söyledim ve öyle bir şey çıktı ortaya. Orada çok beğenildi. Farklı bir yapı karakterdesiniz. Mesela hani dizide böyle ağır başlı falan görüyoruz. Ya böyle çok farklı iki kişi. Hangisine daha yakın aslında Halil İbrahim Bey? Optimum noktada diyebiliriz yani. Her şeyi çıkartabilecek optimum noktada. Çok güzel cevap. Peki birini seçmek isteseniz, yani seçmek zorunda kalsanız ya da şarkıcılık mı sizce daha ağır basar, oyunculuk? Oyunculuk. Oyunculuk. Kesinlikle oyunculuk. Çünkü şarkıcılıkta da o vardır. Yeteneğe bağlıdır ama oyunculukta daha çok karakter oynarsınız. Dolayısıyla bu benim aslında ilgi alanım. İşte sınırsızlıktan bahsettim ya. Bunun bir sınırı yok. Size gelen her rolü, her projeyi eğer istiyorsanız kabul edersiniz ve o karaktere bürünürsünüz. Fakat şarkıcılıkta bilirsiniz, Türkiye'de de bu böyledir. Bir şarkıyı dinlediğiniz zaman henüz solist şarkıya girmemişse, aa bu şunun şarkısı veya bunun şarkısı gibi bir kısıtlama veya bir çizgiye koyarsınız. Ama oyunculuk dediğinizde böyle bir şey yok. Size yüklenen karakter yeteneğiniz varsa, destekliyorsa çok farklı karakterler oynayabilirsiniz. Dolayısıyla oyunculuk. Daha geniş bir yelpazesi var aslında baktığımız zaman oyunculuğun. Ve şarkıcılığı da besleyen bir durum. Şöyle, girdiğiniz karakterin duygusuyla bütünleştiğiniz zaman eğer içinizde bu müzikal karakter de varsa, bir yetenek varsa onun duygularını anlatan bir şarkı yazabilirsiniz. Ama bir şarkıcı olarak bir başka karaktere girip de ne hissediyor gibi bir şey düşünmek biraz da zor olabilir. İkisi birbirini pekiştiriyor mu peki? Yani faydası oluyor mu? İşte oyunculuğun şarkıcılığa faydası olur. Oyunculuk. Ama hani şarkıcılığın oyunculuğa çok desteği gerçekten yapabilen insanlar varsa olabilir. Ama oyunculuk daha açık. Anladım. Peki ikisi de olmasaydı hangi işi yapardınız sizce? Muhtemelen iş adamı olurdu. İş adamı. Emanet dizisine gelelim. Şu anda çok iyi giden bir diziniz var. Çok şükür, evet. Bayağı da seviliyorsunuz, büyük bir fan kitleniz var. Yani nasıl gidiyor dizi, iyi mi? Dizimiz çok iyi gidiyor. Hikayesi çok güzel. Karakter çok güzel. Yaman Kırımlı. Güzel bir karakter. Zaten bunu severek başladım. Ki bu projeye beni dahil eden menajerlerime çok minnettarım bu konuda. Ki böyle bir uzun süre bekledikten sonra evet Halil İbrahim senin işin bu diye yönlendirdikleri için çok mutluyum. İyi ki bu karakterle tanıştım. Dizinin kalitesi, yönetmeni, yapım şirketi hepsi birbirini destekleyen ve iyi yerlere gelmesi için ivme kazandıran unsurlar. Ben de bu projenin içine yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Nasıl yani okuduğunuzda ne hissettiniz? Ya ben kesinlikle bunda olmalıyım dediniz. O var mıydı bir nokta? Şöyle, Yaman Kırımlı karakteri Türkiye'de gösterilmiş olan hiçbir dizinin benzeri değil bir kere. Kendine has bir karakter. Dolayısıyla bu beni çok cezbetti zaten. Şimdi bazen 2-3 bölüm izleyen insanlar tarafından kısıtlanmalar yapılıyor. İşte bu adam mafya babası, işte bu adam iş adamı filan. Halbuki baktıkları zaman çok daha geniş yelpazesi olan bir karakter görecekler. Birçok mafyatik dizilerde olmayan bir adamı görecekler. Veya ailesiyle bağlantılarını nasıl tuttuğuyla alakalı hiçbir dizide olmayan bir örneği görecekler. Bu beni cezbeden noktalardan bir tanesiydi. Anladım. Sıla Hanım'la başrolü paylaşıyorsunuz. Nasıl bir set arkasında nasıl bir ilişkiniz var? Yani iyi anlaşabiliyor musunuz? Anlaşamadığınız anlar oluyor mu? Anlaşamadığımız anlar öyle bir şey çok olmuyor. Çünkü bizim çok vaktimiz yok. Hani kargaşaya, gürültüye çok vaktimiz yok. Keyifli geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Yani zaman zaman set kritikleri yapıyoruz. Sahneyle ilgili konuşuyoruz filan. Eğlenceli geçiyor. Genelde set ortamı zaten çok eğlenceli. Senaryomuz hızlı gelişen bir senaryo. Değişik sahnelerin olduğu bir senaryo. Dolayısıyla bunların kritiğini yapıyoruz zaman zaman. Onun dışında da çoğunlukla çalışıyoruz. Var mı böyle başınıza gelen ilginç bir set anısı? Var. Yani set hep anılarla dolu. Ama unutamadığım bir tanesi, beni duygulandıran, mutlu eden bir anıyı söyleyeyim aslında. Yaman'ın babasının mezarına gittiği bir sahne vardı. Bir mezarlıkta çekiyoruz biz bu sahneyi.
Derken köy ahalisinden bir hanımefendi geldi. Oğlum ben seni çok seviyorum. Seninle bir fotoğraf çekinmek istiyorum dedi. Eşime de seni hep anlatıyorum dedi. O da çok mutlu bu durumdan dedi. Üçümüz beraber bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi bana. Olur tabii ki teyzeciğim. Sahnemiz bitsin. Seve seve sizinle fotoğraf çekinmek isterim. Eşiniz nerede dedim. İlerideki bir mezarı gösterdi bu. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Su alalım mı? Bu ilginç bir anıydı mesela. Yani o kadar bizi sevmiş ve benimsemiş ki mezarında eşini anlatıyor. Yani bu değişik bir durum. Hani kim günlük bir diziyi izleyip de mezarının başında eşiyle onu paylaşmaya gider? Gerçekten çok oyuncu olmanın verdiği en güzel şeylerden bir tanesi bu. Evet, en geniş yelpazelerden bir tanesi bu. Yani bu dizilerde oynadığınız için oyunculuğun getirdiği aslında öyle söyleyeyim. Oyunculuğun getirdiği çok güzel şeylerden biri de bir hayran kitlesinin oluşması aslında. Bu sokağa nasıl yansıyor? Sokakta nasıl farklı tepkiler alıyorsunuz? Genellikle Yaman diye peşimden koşuyorlar açıkçası. Yaman. Sonra fotoğraflar çekilmek isteniyor. Genelde aile büyüklerinin bizi çok sevdiğiyle alakalı ve onların aracılığıyla gençlerin de bizi çok sevdiğiyle alakalı cümleler kuruluyor. Çok mutlu oluyorum bu konuda. Ailelerinden biri olarak görüyorlar bu arada. Hiç karakteri yadsımadılar. Her akşam onların evine konuk oluyoruz. Biz de zaten öyle düşünüyoruz. Aileden biri olarak düşünüyoruz kendimizi. Bu güzel yansımaları yaşıyorum. Çok mutlu edici bir şey. Dediğiniz gibi her akşam aslında evlerine konuk oluyorsunuz. Her gün çekilen, her gün yayınlanan bir dizide rol alıyorsunuz. Bu zor oluyor mu? Yani haftalık oynanan dizilere göre, yayınlanan dizilere göre daha mı zor oluyor günlük çekimler? Farklı zorlukları olabilir ama haftalık diziler de çok yoğun çalışıyor. Biz de çok yoğun çalışıyoruz. Sadece şöyle bir avantajımız olabilir, onu biliyorum. Çok konsantre bir şekilde çalıştığımız için haftalık dizilerin vakit rahatlığı bizde yok. Dolayısıyla çok zor sahneleri 2-3 saat içerisinde çekmemiz gerekiyor. Çünkü o güne ait yazılmış programı bitirmemiz gerekiyor. Bu da bizi güzel bir noktaya taşıyor açıkçası. Çünkü gözümüzde hiçbir sahne büyümüyor. Ne kadar aksiyon olursa olsun, ne kadar duygusu ağır olursa olsun, biz bunu konsantre bir şekilde devam ediyoruz. Yani o artıları var. Aslında bunu çoğu dezavantaj gibi görür. Sizin avantaj olarak görmeniz güzel. Bence avantaj çünkü bu beni hayata karşı hızlandıran bir durum. Zaten benim hayat düsturlarım arasındadır bu. Bir şey yapamazsın dendiği anda ben ona kilitlenirim yani. Onu yapmak için elimden geleni yaparım. Tekniği neyse onu öğrenirim. Araştırması neyse onu yaparım. Ama o işi mutlaka yaparım. Yani bugün olduğum nokta da onlardan bir tanesi mesela. Dolayısıyla bu zor sahnelerin, duygu yoğunluğunun, aksiyon yoğunluğunun olması haftalık dizilere nazaran çok daha kısa sürede çekmemizi sağlıyor. O da bence avantaj. Peki Yaman Kırımlı karakterine hayat veriyorsunuz. Bazı oyuncular karakterlere kendiliğinden bir şeyler katarlar. Sizin öyle bir özelliğinizi kattığınız bir herhangi bir şey oldu mu? Yaman çok fazla vücut dilini kullanmıyor açıkçası. Yani en başta da konuştuğumuz gibi Türkiye'deki hiçbir karaktere benzemiyor. Dolayısıyla benim ona kattığım bir şey belki aksiyon sahnelerinde olabilir. Çünkü ben özel hayatımda Wing Chun dersi alan birisiyim. Onun aksiyonlarında bazen onu kullanıyorum. Ama onun dışında hani mafyatik bir kabadayının kavga ediş stili yok Yaman'da. Çok daha disiplinli bir durumda kavga ediyor. Onu katmış olabilirim ama onun dışında bir bakıştır, bir ekstradan bir el hareketidir, vücut hareketidir yok. Zaten dediğim gibi Yaman optimum bir karakter. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir karakter. Onun için kısıtlamıyoruz Yaman'ı. Diziniz çok güzel gidiyor. Sosyal medyada da çok büyük, gerçekten büyük bir fan kitleniz var. Bana da çok sayıda mesaj geliyor sizi alacağımı söylediğinden beri var konuk olsun, olarak. Teşekkür ederim hepsine. Çok güzel yorumlar geldiğine eminim ama hani böyle kötü yorum yapan, eleştiren oluyor mu? Bunlar olumsuz olarak yansıyor mu size? İşimle alakalı olumlu veya olumsuz hiçbir eleştiri beni kötü etkilemiyor. Veya çok da iyi etkilemiyor. Şöyle söyleyeyim. İyi derken hani çok iyisin, şöylesin falan gibi yorumlar beni başkalaştırmıyor. Veya kötü yapılan yorumlarda moralimi bozmuyor. Onlar beni etkiliyor. Sadece bakıyorum neler olduğunu kontrol etmemi sağlıyorlar. Dediğim gibi işimle alakalı hiçbir yorum beni etkilemez. Fakat özel hayatla alakalı bazı kurgular yapan arkadaşlar var. Yani mesaj atan insanlar var. Aileme yönelik, bana yönelik.
Bunlar biraz çirkin buluyorum. Üzülmüyorum ama çirkin buluyorum. Biraz empati yapması gerekiyor insanların. Bana birisi böyle söylese veya bu kurguyu yapsa da bunu büyütse ne olur gibi bir düşünceye sahip olurlarsa bu daha önemli bir şey. Yani sana evet, yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Lütfen herkesin düsturu bu olsun. Diziniz sanırım sezon finaline girdi. Hı-hı. Yani başka projeleriniz var mı demek istiyorum. Tabii dizi devam ediyordur diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama bir sinema filmi olur, bir tiyatro olur. Bu tarz projeleriniz var mı diye merak ediyorum. Bir iki tane sinema filmi var şu an senaryo olarak bekleyen. Onun dışında zaten dizimiz devam ediyor. Bizim bu sezon aramız biraz kısa olduğu için o sinema filmlerine yer ayıramıyor olabileceğiz. Onun dışında tiyatro yok şu an. Hani isterim, tiyatro eğitimi de aldım zaten. Fakat ben sinema filmi çok istiyorum. Ama ikinci sezonda emanete devam ediyor olacağız. Ya böyle konuştukça şeyi de merak ettim. Hani herkesin bir hayali olur, ulaşmak istediği bir zirve olur, nokta olur. Var mı sizin öyle bir hayaliniz? Oyunculukla alakalı. Hı-hı. Var, tabii ki var. Yani çok daha global bir isim olmak. Dünya çapında açmak istiyorsunuz. İnşallah görürüz sizi böyle. Zaten Emanet de yaklaşık 18 ülkede yayınlanıyor sanırım. Dolayısıyla bana çok fazla ülkeden tebrik mesajları geliyor. Çok oralarda güzel. İzleniyoruz. Okyanuslar ötesinden izleniyoruz. Oralardan hediyeler geliyor. Sevenlerimiz bizi sağ olsunlar yüreklerinden kopan şeylerle mutlu etmek istiyorlar. Onların varlığı yetiyor zaten bize. Sevgisi yetiyor. Güzel bir durum bu, keyifli bir şey. Sevgi demişken biraz da aşkı konuşmak istiyorum. Halil İbrahim'in dünyasında aşk nedir? Bir tutkudur. Yani vazgeçilmez olanın peşinden gitmektir. Kendini iyi hissettiğin yerdir. Özel duygular bunlar. Bence insanın kendi içinde yaşaması gereken bir şey. Evet, tabii. Peki sizce dünyada aşk bir kere mi bulunur? Yani insan hayatında bir kere mi yaşar bu hissi, yoksa birkaç kere aşık olabilir mi? Bence o mevsimsel bir şey. Yani insanın ömrüyle alakalı olan mevsimsel bir şey. Şöyle, bundan 5 yıl önceki Yasemin Hanım yok burada zannederim. Bundan 5 yıl önceki Halil İbrahim de burada değil. O düşünce, bilinç, algı kapasitemiz neyse ona hitap eden şeye duyduğumuz belki bir zaaf diyebilirim. Dolayısıyla hani bu doygunluk noktasıyla karşınıza çıkan böyle bir şey varsa İşte o zaman tekrar tekrar aşık olabilir insan. 10 yıl önceki Halil İbrahim'e ne söylemek isterdin? Vazgeçme derdim. Direkt vazgeçme derdim. Vazgeçme. Çünkü ben bugüne kadar çok fazla hani şu an toplumun Halil İbrahim olarak bildiği kişi olana kadar çok fazla eleştiri de aldım. Çünkü zor bir mecra burası. Ulaşması mümkün değil. Yani çok zor mümkün. Günümüz şartlarında düşünsenize, bir dizinin başrolünde oynuyorsunuz. Olmadan söylediğiniz zaman sizi hayal dünyasında zannediyorlar. Dolayısıyla hep boşuna uğraşıyorsun, olmayacak gibi olumsuz eleştirilerle karşılaşıyorsunuz. Sonrasında oluyor. Ve size olmayacak olumsuz eleştirileri söyleyen insanlar olduğunda şunu söylüyorlar. Biz biliyoruz, çok uğraşmıştın. Dolayısıyla 10 yıl önceki İbrahim'e onu söylerdim. Vazgeçme olacak. Bunu göstermek de, ya ben bunu yaptım, o insanların karşısına geçip bunu demek gurur. De çok çok güzel bir şey değil evet, mi? Evet, o bir gurur. Kesinlikle. O zaman kısa sorular. Kısa sorular bölümümüz zaten bir format, klasik bir formatımız. Ama siz tabii kısa cevap vermek zorunda değilsiniz. Buyurun. Benim sorularım kısa. Çok keşkeleriniz var mıdır hayatta? Yok. 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 Güzel. Gamsız biri misin? Gamsız değilim, vicdanlıyım. Takıntı derecesinde bir huyunuz, özelliğiniz var mı? Titizlik olabilir. Her konuda çok titizim. Hep mükemmel olsun isterim. Mükemmeliyetçi bir yapınız var. Çok güzel. Hiç terk edildiniz mi? Evet. Çok acı verdi mi? Yok. Ya. Vermedi yok. Genelde vermez mi falan diyorlar böyle. Yok, vermedi. Güzel. Hiç aldatıldınız mı? Bunu gözünüzle gördüğünüz, mesaj yakaladığınız, el ele gördüğünüz herhangi bir şekilde oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı. Nasıl bir arkadaşsın? Vefalı. Sen vefayı açmak biraz uzun sürer. Hani sabaha kadar anlatabilirim. Ama vefalıyımdır. Yani kimseye gönül koymam. Kin tutmam. Dolayısıyla hani bana gerçekten açık gelen herkese açığımdır. Arkamdan iş çevrilen bir durum varsa da onu da görmezden gelirim. Her söylenene kolayca inanır mısınız? Hayır. Böyle akıllı insan işi değil o. Ya.
Peki sizi en çok ne sinirlendirir? Haksızlık sinirlendirir. Bana veya etrafımda birisine yapılmış bir haksızlık sinirlendirir ve şey çok sinirlendiriyor ya bu dönemlerde aslında. Yani küçük çocuklara ailelerinin verdiği yanlış tepkiler var. Hmm. Onlar beni bayağı geriyor yani. Hmm. Yani çünkü ev içerisinde farklı davranılıyor, sokakta çocuğa farklı davranıyor. Küçücük çocuklara şiddet uygulayan insanlar görüyorum. Yani o anda tutup ellerinden almak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Annesi ve babası onlar. Evet, doğru söylüyorsunuz. Daha önceden yaptığınız bir şeyden dolayı çok utanç duyduğunuz oldu. Hayır, olmadı. Yani böyle utanılacak şey yapmam. Yok, yapmadım. Çok şükür. Çok şükür. En büyük zaafınızı merak ediyorum. Zaafım... Öyle çok belirgin bir zaafım yok. Dediğim gibi haksızlığa karşı gelirim. Kişi veririm. De olabilir bu yani şu kişiyi. Yok, öyle bir zaafım annem, yok. Annem, babam, kardeşim. Ailemi çok severim. Ama hani zaaf dediğiniz zaman bir açıklık belirtir ya o. Çok şükür onlarla olmaktan çok mutluyum. Ama dediğim gibi haksızlığa gelemem. O benim zaafımdır ve tepki veririm. Onun dışında bir zaafım yok. Anladım. Romantik biri misiniz? Duruma, kişiye, yere bağlı. Genelde duygularımı çok kontrol ederim. Kontrollüyümdür. Yani gösterir misiniz böyle? Çok nadiren. Nadiren. Şıp sevdi biri misiniz diyeceğim. Hayır, hiç sanmıyorum. Şöyle görünmüyorsunuz. Kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Yok, öyle çok yakışıklıyım falan derdinde değilim. Olmadım hiç. Ya böyle aynaya bakıp ya ben bugün yok, çok yok, iyiyim. Yok yok, hiç olmadı. Hatta bunu söyleyen insanlara da biraz ya utanırım yani. Çok yakışıklı. Ya bu bir kriter farklıdır ya. Herkesin bakış açısı farklıdır ya. O yüzden hiç aynanın karşısına geçip de çok yakışıklısın falan demedim. Hafızanız kuvvetli mi? Çok kuvvetli. Ya, çok öyle kuvvetli. Olmamasını ister miydin? İstemezdim çünkü şöyle, az önce dediniz ya hiç keşkeleriniz var mı diye. İnsanın yaşadığı her şey deneyim olarak kalıyor. Unutursanız tekrar bir hataya düşüyorsunuz. Unutmazsanız da bilinçli olarak hayatınıza ve yolunuza devam ediyorsunuz. Dolayısıyla kuvvetli hafıza her şeyi tuttuğu için yanlış yapma veya yapmama oranını belirliyor bana göre. Dolayısıyla kuvvetli hafızamdan dolayı mutluyum. Çok güzel bir cevap. Hiç linç yediniz mi? Yok, yemedim. Çok şükür. Yani linçler modunuzu düşürür mü diyecektim. Yemediyseniz düşürmez tabii. Ya olsa düşürür mü? Yani linç yeseniz bu size... Yani neyle alakalı olduğu önemli aslında. Az önce de konuştuk ya, aileyle alakalı bir durumsa bu beni biraz gerebilir. Çünkü o benim özel hayatım. Fakat işimle alakalı bir şeyse oradaki yanlışın ne olduğuna bakarım. Çünkü bu çok geniş bir konu. Mesela şöyle söyleyeyim, hani eleştirisel anlamda, linç anlamında değil ama eleştirisel anlamda bazen Yaman niye hiç gülmüyor diyorlar mesela. Bu bir proje. Yani Yaman bir proje içerisindeki bir başrol. Dolayısıyla onun karakter analizinde çok fazla gülmek yok. İnsanlar bu konuyla alakalı bir eleştiri yapıyorsa bunun bir arka tarafı var. Yani bu adamın gülmemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani o anda, o durumda yediği linç neyse onun bir arka planını biliyorsam bir bakarım. Ama hatalı bir şeysem düzeltmeye çalışırım. Bu da güzel bir cevap. Cimri biri misin? Değilim, yok. En çok neye para harcarsın? Saat, ayakkabı, araba. Çok para harcarım. Evet. Tek başınıza kaldığınızda yaptığınız en saçma şey nedir? Saçma şey düşünmek galiba ya. Ama çok geçmişi düşünmek. Yani geçmişte takılı kalır mısın? Yok, kendi geçmişim değil, dünya geçmişi. Ben onu çok düşünürüm. Yani bir saati dinlerim. Saat dinlemeyi ben çok severim. Yani o tik tak, bizim çok eski bir saatimiz var. Dededen kalma. Onun sesini dinlerim. Dolayısıyla onunla çok çok geçmişe giderim. Ben çünkü geçmiş medeniyetlere çok meraklıyım. O zamanki durumları düşünürüm. Yani kaç kişi yalnız kaldığında geçmiş medeniyetleri düşünüp bugüne nasıl geldiğimizi tahayyül eder bilmiyorum ama ben yapıyorum bunu. Siz böyle söyleyince bir dönem dizisinde hayal ettim ben sizi. Kısmet. İster misiniz? İsterim tabii ki. Güzel kısmet. Olur. Ama şu an bir sözüm var, emanet değil. Evet tabii ki. Stalk yapar mısınız? Yok, yapmam. Kullanıyor musun sosyal medyayı? Sosyal medyayı zaman zaman kullanıyorum. Yani atılan yorumları bile çok görmüyorum bazen. Çünkü vaktimiz yok. Bu konuda çok şikayetçiler. Bana diyorlar ki neden hiç bakmıyor? Bakamıyorum çünkü vaktimiz yok. Tabii, doğru. Gerçekten doğru. Yani menajerim sağ olsun, o hatırlatmazsa fotoğraf bile atacak zamanım olmuyor benim. Teşekkür ederim. Neyi asla affetmezsin? Aldatılmayı. Ama bu... Yani aldatılmak demek bireysel olarak hani kişisel bir ilişkiyle alakalı değil. Biz çünkü evet bir umudun peşinden koşuyoruz hayatımızda. Bununla alakalı bir aldatılma, kandırılma, o beni üzer.
Asla affetmez. Evet. Günlük hayatta ünlülüğünüzü kullanır mısınız? Kullanmam, yok. Hiç öyle bir durum yaşadınız mı? Hayır, hatta şöyle düşünüyorum. Siz nasıl burada röportajınızı yapıyorsunuz? Fabrikada işçi nasıl gidip işini yapıyor? Ben de ekranda işimi yapıyorum aslında. Fakat tek farkımız göz önünde olmak. Dolayısıyla nasıl söyleyeyim, bir makine operatörü ekmek alırken veya herhangi bir şey yaparken bunu söylemiyorsa ben de bunu kullanmıyorum. Çünkü ben bir iş yapıyorum. Geçmişe mi gitmek isterdiniz, geleceğe mi? Geçmiş. Bunu az önce zaten hissettirdiniz zaten. Para para bölümümüzdeyiz. Para para. Para para, evet. Buyurun. Burada eğleneceğiz. Kaç para verseler, benim formatım böyle, kaç para verseler diyorum ama derseniz ki bir şey belirleyelim. 1 milyon TL olabilir. 1 milyon rakam vermek dolar olabilir. Ben size soruyorum kaç para verseler diye ama illa siz belirle diyorsanız da 1 milyonu baz alabiliriz. 1 milyon. Yani, TL alabiliriz. Mi? İşte o size kalmış. Dolar olur, TL olur. Soruyorum. Bakalım ki para mı? Yani konu değecek nedir? Bakalım. Mi? Evet, buyurun. Kaç para verseler şu anda yaptığınız mesleği değiştirirdin? Ha, mesleği değiştirmek. Yani mesleği değiştiremezsiniz de kendi yapımcılığını yaptığım bir iş yapardım. O kadar parayı verebilecek birisi varsa buyursun. Güzel. Kaç para verseler en sevdiğiniz insanın ayağını kaydırırsınız? Ayağını kaydırırım. Okay. Ya dünyaları verseler olmaz bu. Çünkü kimsenin hayatıyla oynayamayız ya. Kader, kısmet, o her şey. Kesinlikle. Mümkün değil. Güzel. Kaç para verseler hafızanızın bir bölümünün silinmesine izin verirdiniz? O, sildirmem onu. Az önce konuştuk onu zaten. Evet, onu da tahmin mümkün etmiştim. Değil. Kaç para verseler sosyal medyadan bir ay uzak durursunuz? Uzak durmak mı, sosyal medyaya girmek mi? Ben zaten ya uzak hiç duruyorum. Hiç girmemek. Sıfır. Yani benim için hiç önemli bir şey değil o. O zaman kaç para isteyelim? İsteyelim mi? İsteyelim. Bağış mı yapacağız bu parayı? En yüksek rakamı versinler öyleyse. Güzel. O zaman son sorum. Buyurun. Kaç para verseler uğrunuz olarak gördüğünüz ve asla birine vermeye kıyamadığınız bir şeyden vazgeçeceğiz? Uğrum olarak gördüğüm bir şeyi vermeyeceğim. Ya vereceğim. Vereceksiniz. O benim uğrumsa çok değer veriyorumdur. Değer verdiğim bir şeyi. Şöyle söyleyelim, buna böyle bir cevap verelim. Konuştuk ya, ben çocukları çok severim diye. Geleceğine sahip olmak isteyen kimsesi çocuklar var, çok fazla. Onların rüştünü ispat edene kadar, yani elleri iş tutana kadar hayatlarını, masraflarını karşılayabilecek bir parayı verirlerse ben de uğrum olan şeyi verir ve onlara harcarım. Oo, çok iyi bir cevaptı ya. Çok tam olarak kapanış cümlesiydi bu. Bunun üstüne benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Sizin iletmek istediğiniz bir şey var mı? Emanetle alakalı konuşalım. Emanet çok güzel bir proje. Bunun içine yer almaktan çok mutluyum. Bu anlamda beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yapımcımdan, yönetmenimden, menajerimden, bizi sevenlerden, hepsinden çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu projede bir araya geldik. Güzel şeyler oldu. Sevenlerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onların o güzel enerjileri devamlı bize geliyor. Biz de o enerjiyle yolumuza devam ediyoruz. Emanet çok daha güzel yerlere gelecek. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde gösteriliyor ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu tepkiler artarak devam edecek. İyi ki varlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Ben onları çok seviyorum. Onlar da bana gönüllerinde yer verirlerse çok mutlu olurum. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.